Her şey mükemmel olmak zorunda olmadığı bir çağda herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeliş Köroğlu, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün 1 Nisan Cuma. Hem mübarek Cuma günü hem de akşam sahura kalkacağız. Ramazan'ın başlangıcı. Güzel bir gün. Mutluyum. Heyecanlıyım. Biraz da buruk. Bir sevincim var. Çünkü ailemden aile geçeceğim ilk Ramazan. Arkadaşlar, dün Ramazan ayı hakkında konuşmak için bir hocamız gelmişti yurda. Sonra çok güzel bir Ramazan köşesi yapmışlar. Böyle hoş geldin Ramazan diye bir yazı yazmışlar, ışıklı yazı falan. Oraya bir masa koymuşlar, balonlar süslemişler falan. Duygu ve düşüncelerimizi yazmak için bir defter bırakmışlar oraya. Bana çok anlamlı geldi yani bu etkinlik. Size de onu göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar, bir de KYK'da bu sahur sistemi nasıl olacak? Bizim yurdumuzun bir WhatsApp grubu var. Müdür yardımcıları ve müdürler de var içerisinde. Sadece onlar yazı yazabiliyorlar. Biz öğrenciler yazamıyoruz ama çoğu öğrenci var grupta. Bugün derslerken bir fotoğraf attı işte Ramazan ayı ile ilgili kurallar ve size okuyacağım. Birincisi, önceden işte şeylerinizi ayarlayın diyorlar. İşte bütçenizi ayarlayın, hesaplamanızı yapın. Hani ilk önce oruçlu olanlara yer verin falan filan. Bunlar bence çok mantıklı düşünülen ayrıntılar. Ardından işte ne demişler? Yoğunluk sebebiyle erkek aşçılar yemek dağıtımına yardıma çıkabilir diyorlar. O yüzden kılık kıyafetinize dikkat edin diyorlar. Yemekhanenin 11'de kapanacağını, 12'ye kadar temizlik olacağını, 2'de de sahurun başlayacağını söylüyorlar. 5'e kadar sürecekmiş falan. Böyle yani, ben ilk defa deneyimleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Dün attığım videoda bunu görmüşsünüzdür zaten. Market alışverişimizi yaptık. Bugün de sizinle birlikte sahura kalkacağız inşallah. Size yemekhaneden aldıklarımı ve kendi marketten aldıklarımla bir sahur tabağı hazırlayacağım. Size de göstereceğim. Belki size de fikir olur. Ben daha yeni okuldan geldim. Namazlar duruyor. Sınava çalışmam lazım. Yazmam gereken eksik bir defterim var. Onu tamamlayacağım. Akşam sahurda görüşürüz o zaman. Günaydın arkadaşlar. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Yumurta, patates falan alacağım. Haşlanmış patates falan. Hiç uyumadım. Gerçekten. Normalde uyku düzenime oturtmuştum ama bugün hiç uyuyamadım. Bakıyorum. Yemekhane. Bir de yumurta. Yumurta ve patates. Yumurta, patates. Ekmek alacağım. Ekmek. Tamam. Yumurta, patates, ekmek, simit. Evet. Bir ekmek bir, ekmek iki, ekmek bir. Sen poşetesin. Bir tane simit, yumurta. Kanka yemedim. Bu kız var ya, bu kız fena kanka. Kanka alan vardır ki muhakkak şey yapmıştır. Yani o... Kanka. Heh. Patates çok çabuk soğuyor ve çok sarı bu patates. Baksana şuna. Hmm. Eski patatesler neydi öyle? Bakalım canım ne isterse. Ben bir tane göstermesin diye ben beğendim. Thank you.
kim Nihat Atipoğlu'yu açıyor? Dur bakalım kanka. Benim şeyim canım. Var ya kanka. Evet evet. Evet kanka. Kanka hadi çıkartalım şimdi yiyelim de insanlar da yanlara getireceklerini falan çıkar. İşim vardı o yüzden. Tamam kapat kapat kanka gelince açarım ben. Nerede yazıyor kanka? Kanka şey, Cennet abla bir şey söyledi. Bu kadar da yerin altında var. Allah'ım şu sıraya bak yarabbim. Arkadaşlar, iftardan sonra çay içmeye geldik. Termosu çayımı koydum. Kızlar da içeri gittiler. Saat 9.54 geçiyor. Biz de iftardan sonra balkona geldik işte yemekhanenin terasına. Çay içeceğiz. Çiğdem. Böyle. Nasıl kalabalıktı kız öyle değil mi? Çok kalabalıktı. Yemin ediyorum aç kalacağı zannettim. Ezan okuduktan yarım saat sonra yemek yeme fırsatımız oldu. Anne benim kameram bak gibi çekiyor. Kanka. Ne içecek mi? Arkadaşlar bir yurttan bir arkadaşımız sevgisi terk etmiş de ambulans geliyor. Klasik ambulans şey serüvenimiz başladı. Aa, hele bak hele bak. Kapının böyle açıldığını bilmiyordum kanka ben. Yani böyle ışık gelmiyor ama ışık yandığını bilmiyordum kanka. Evet, ambulans is coming. Beni almaya geldiler Manisa'da. Hangi blok dedi kanka? Dayı beni alsana dayı.